Herkese merhabalar, Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karnabahar sevmeyenlerin bile böyle afiyetle yiyebileceği bir tarif olan karnabahar graten tarifini aktaracağım. Böyle çok basit bir tariftir ama bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Mutlaka karnabahar sevmeyenlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Hadi hep beraber bu güzel tarifimizi yapalım. Derin bir tencereye su ekliyorum. Suyum kaynamaya başlayınca bir dolu tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı da süt ekliyorum. Ve spatula yardımıyla 1-2 tur karıştırıyorum. Süt eklememin sebebi karnabaharın bu yoğun kokusunun çıkmasından dolayı. Eğer kokusunun çıkmasını istemiyorsanız, bu şekilde sade bir şekilde de seviyorsanız süt eklemesi yapmayabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Gördüğünüz gibi böyle büyük büyük iri iri kesmiş olduğum karnabaharlarımı tenceremin içerisine alıyorum. Böyle iri iri keselim. Çünkü daha sonra tekrar bir kesme işleminden geçecek karnabaharlarımız. Hepsini kaynar suyun içerisine alıyorum. Karnabaharlarımızın suyu kaynamaya başladı. Zaten 15-20 saniye kadar haşlamamız yeterli olacaktır. Bu kaynamaya başladıktan sonra sayıyoruz tabi. İlk önce çatalla kıvamını kontrol ediyorum. Hafif diri kalacak şekilde haşlayalım. Daha sonra tekrar fırında pişeceği için. Çatalla kontrol ettikten sonra üzerindeki köpükleri bir kaşıkla alıyorum. Daha sonra kevgirle bütün karnabaharlarımı çıkarıyorum. Haşlanmış olan karnabaharlarımı hepsini çıkardım. Şimdi ılımaya bırakıyorum. Ve şimdi sosunu yapalım. Sosu için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve çok az altını bırakıyorum. Daha sonra borcama süreceğim. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 5-6 dal kadar küçük küçük kesmiş olduğum taze soğan ve bir tutam kadar küçük küçük kesmiş olduğum maydanozu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ekleyip bütün malzemelerimi herhangi bir şekilde pötürlük kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Kesinlikle yoğurdun ya da yumurtanın bir pötürlüğü kalmasın, tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Bütün malzemelerimi çok güzel bir şekilde karıştırdım. Sosumu bir köşeye alıyorum. Şimdi bütün karnabaharlarımı küçük küçük keseceğim. Çok böyle küçük küçük değil de hafif büyük kesiyorum. Karnabaharlarımı kesmeye devam ediyorum. Kesmiş olduğum karnabaharlarımı böyle sosun içerisine alıyorum. Kesip sosun içine alacağım. Bütün karnabaharlarımı aynı şekilde kesip sosun içerisine almaya devam ediyorum. Karnabaharlarımı keserken kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Zile basarak da bildirimleri açmayı unutmayın. İnanın desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz aşağı video hakkında yorumunuzu yapmanız beni çok mutlu edecektir. Bütün karnabaharlarımı küçük küçük kestim. Şimdi bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Tabii karıştırırken un eklemediğim aklıma geldi. Daha sonra un ekliyorum. Aslında sosunda yaparken kullanacaktım. Fakat unuttuğum için daha sonra kullandım. Fakat herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ben 3 yemek kaşığı kadar un kullandım daha sonra. Belirttiğim gibi siz sosu yaparken 3 yemek kaşığı kullanırsanız, un kullanırsanız daha iyi olur. Fakat ben unuttum.
herhangi bir sorun da oluşturmadı. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdım. Böylelikle kalan sıvı yağı da borcamıma sürüyorum. Bir fırça yardımıyla iyice köşelerine, etrafına yaymaya dikkat ediyorum. Sıvı yağı da sürdükten sonra şimdi hazırlamış olduğumuz harcı borcama alıyoruz. Harcı borcama aldıktan sonra bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Tabii sallayarak da düzeltebilirsiniz. Düzelttikten sonra üzerine bolca kaşar peyniri serpiyorum. Tabii kamera o kısımları çekmediği için görmediniz. Böyle etrafına bolca kaşar peyniri serpiyorum. 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi fırında pişti. Harika oldu. Kokusu da muhteşem. Fırından çıkardım. Hafif ılıdı. Şimdi kesip servis tabağına alacağım. Rahatlıkla kesiliyor. Muazzam bir tat oluyor. Karnabaharlı gratenimizi kestik. Şimdi kıvamını kontrol edelim. Herhangi bir sululuk kalmadı. Tamamını içine çekti. Muazzam oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.